Kadıköy'deyiz. Kadıköy benim için nostalji demektir. Her zaman söylüyorum. Anneannemi, annemi, çocukluk arkadaşlarımı. Hep beşiği burası. Klasik manzara, iskelemiz. Arkada Haydarpaşa. Şu anda biraz tamirli vaziyetinde. Burada iskele, bir başka Adalar iskelesiydi. Şimdi tabii değişik vapurlarda kullanılıyor. Kadıköy kozmopolit bir yer biliyorsunuz. Her türlü insanın kaynaştığı bir yer. Beşiktaş gibi, Beyoğlu gibi. Bu bakımdan İstanbul'un eskimez semtlerinden, vazgeçilmez semtlerinden bir tanesidir. Ayrı bir dünyası vardır. Biz çocukluğumuzda İstanbul demezdik veya şöyle derdik, karşıya geçeceğiz, karşı. Veyahut Bostancı'da mı oturuyorsunuz, İstanbul'a gideceğim derdiniz. Şimdi artık mesafe kavramı çok değişti yeni ulaşım araçlarıyla. Ama yine de Kadıköy deyince benim için çocukluğumu arar, bambaşka bir görüntüydü. Fakat önemli olan günümüzde ne durumda? Onu da birlikte bir kez daha göreceğiz. Yanyalı Fehmi Lokantası da bu küçük yolculuğumuzun odak noktası olacak efendim. Kadıköy'ün ortası yemek üzerine. Görüyorsunuz hem çarşı var, çarşı girişinde de bir sürü yer var. Herkes kesesine göre muhakkak yiyecek bir şey buluyor. Kimi tavuk döner istiyor, kimi dürüm istiyor, kimi balık ekmek istiyor, ekmek arısı. Yani bir şekilde sokak mutfağı egemen mutfak. Ama bizim gideceğimiz yer esnaf mutfağı, oturmalı. Kadıköy Çarşısı'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi de sahaflarıdır. Buranın ünlü sahaflarından Erdoğan Bey. Erdoğan Bey, sahafla kitapçı arasındaki farkı bir izah etsenize. Hep karıştırılıyor. Ya, sahafla kitapçı arasındaki fark, yeni kitap satılır. Biz burada sahaflığın temelindeki şey geçmişi, Bulunmayan basın, geçmişi bulunmayan bekleyip birileri ihtiyaç duyduğu zaman gelip alması gibi. Mesela hanımefendi tez yazacak, tezle ilgili bir şeyler arıyor. Evet, siz de daha geldi, 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 bakıyor bir şeyler bulursa peki, alacak. Peki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gelecek sahaflık, sahaflık bitmek üzere olan. Bir meslek diyorsunuz. Yani iş kollarından biri diyelim, artık öyle görülüyor. Çünkü iş kolu para getirmeyen bir şeyi toplum yapmak istemiyor. Kimseler yapmak istemiyor çünkü getirisi yok. Bunun yanı sıra bize bu işlerde sosyal hayattan fedakarlık gerekiyor. Onu yapamıyorlar. Benim mesela yeğenim vardır, üniversite mezunu. Benim sosyal hayatım var amcanızda. İyi dedi, git. Yapacak bir şey yok. Bizim sosyal hayatımız yok. Ama sizin sosyal hayatınız... Sosyal hayat burası. Çok... Burası. Buradan iyi sosyal hayat mı olur? Buraya herkes işte gelir yani. Evet. İyi, sizler yine bütün bu geçim zorluklarına rağmen ayaktasınız. Ya ayak geçim zorluğu zaten biz kendi geçimimizden vazgeçtik. İşin bu tarz bir yerlerin devamı önemli. Yapanlar için onun ben sen onun derdindeyim. Biraz daha ne kadar dayanırız diye. Tencere yoksa, mutfağı gibi değil mi? Yani işte bu böyle bir çevrede bakın her taraf ne olmuş, yiyecek, içecek olsun muhakkak ki de bu tarz şeyler de devam etsin ama demin dediğim gibi yani yok bu. En fazla 10 sene ki 10 sene bile sürmez. 5 sene sonra sağlıklı işler. Sağ ol, inşallah eksik olmazsınız. Sağ olun, daima sağ olun, inşallah. Size lezzetler verirsiniz. İnşallah, okuma, teşekkür ederim. Keyfini verirsiniz.
burnuma tanıdık bir koku geliyor. Ve bu kokuya ben kısa pantolonken de tanık oluyordum. Hala eskisi gibi bize günlük keyfimizin nadide taşlarından biri olan kahveyi sunuyor. Burası Timsahlı Mısır Çarşısı. Mısır Çarşısı hep aklımızda kaldığı için, Kadıköy'de de Mısır Çarşısı farklı olacağı için Timsahlı. İçeride bir timsah var. Ondan adını alıyor. Ama klasik aktar. Timsahımız burada. Dikkat ederseniz gerçek bir timsah. Plastik değil. Kuyruğun ucu biraz kopmuş ama ayak biraz rahatsız ama eskisi gibi yerinde. Her şey var. Derde gayri derler. Ondan sonra davul tozu da, minare gölgesi de derdik biz küçükken. Bu tür dükkanların en büyük özelliği bu. Hem şifa dağıtıyor hem lezzet dağıtıyor. Kolay gelsin. Vazgeçilmez içeceklerimden biri. Ada çayı. Yaz, kış. Biraz da limon. Ama özellikle öksürürseniz filan da bayağı faydalı ilaç. Anadolu'da nazar derler. Her evde durur. Üzerlik. İşte otu da bu. Bunları üşenmeden tek tek Anadolu insanı ipe şey yapar. Gayet de güzel böyle teker teker pencereye. Bereket sembolü. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde görürsünüz. Kadıköy Çarşısı'nda da göreceğiniz gibi. Şekeri olanların bayıldığı keçi boynuzu. Müthiş bir olay. Böyle alıp kırıp yiyeceksiniz. Çocuklarınızın da bunu yemesi lazım gibime geliyor. Bol şekerli, üstelik çakma şekerli, mısır özlü şeyler yiyeceklerine, tatlılar yiyeceklerine lütfen akir görmesinler bu güzel keçi boynuzunu denesinler. Kuşburnu çayı var, reçeli var, marmelatı var. Her derde deva. Ne güzel değil mi? Doğal ilaçlar, doğal şifalar. Zaman sana uymazsa sen zamana uyu demişler. Mersin. Hakiki Mersin ve her şeye iyi geliyor diye millet diyor. Biraz pahalandı son zamanlarda. Ama yine şekerli Mersin yerine bunu tercih edin. Bunu tercih edin hakikisini. İster komposto, ister böyle tek tek yiyebilirsiniz. Bereket hafta içindeyiz. Yoksa buradan geçmek çok zor. Otobüste sanırsınız kendinizi. Hani arkalara yürüyelim, arkalara yürüyelim diye şoförün bağırısı gelir. Şimdi tenhayız. Ve öğle saatleri olduğu için de balıkçılar tezgahlarını hazırlamakla meşguller. Birazdan alışveriş başlayacak. Görüyorsunuz karşıda salatacıları ve günün balıkları. Sonunda geldik. Ama karşı taraftan da geldiğiniz zaman çarşının tam girişindeyiz aynı zamanda. Biz deniz tarafından gelmeyi tercih ettik. Söğütlü Çeşme Caddesi üzerine geldiğiniz zaman tam karşınızda hemen caminin yanında adresimiz bizi bekliyor. Fehmi Lokantası. Merhaba. Hoş geldin efendim. Nasılsınız Musa Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Musa Bey buranın emektarlarından. Bir başka emektar da Ahmet Usta. Nasılsın Ahmet Hoş Usta? Geldiniz. Yine hazırlamışsın tezgahı. Yine tezgahı hazırlamışsın. Sıcaklar, kuru köfte bile var. Papaz yani. Kağıtta. Ciğer sarma. Ondan sonra... Evet... Ya köfteniz var.
Şimdi bura biraz buharlanıyor tabii sıcak ekmekler. Burası da pirinç kısmı. Zeytinyağı takımı da hazır yani. Süngüleri takmış değil mi nöbette. Ondan sonra bir de şeyler var. Izgaralar var, köfteler var. Mekan bu. Görüyorsunuz çeşit çok. Biz yine her zamanki gibi birkaç çeşitte karar kılacağız. Ve masamıza oturacağız. Ve Can Fehmi Yanyalı, üçüncü kuşak temsilcisi Fehmi Lokantası'nın torunu yani. Onunla da sohbetimizi yapacağız. Bakalım Türk usulü, tencere usulü esnaf lokantası geleneği, geleceği hakkında ne düşünüyor? Yanyalı Fehmi Lokantası Kadıköy'de. Tevellüt 1919. Neredeyse 100 yaşına yaklaşıyor burası. Bu lokantada bizi 3. kuşağın temsilcisi Fehmican Sönmezer karşılıyor. Her zaman olduğu gibi. İlk defa gelmediğim için yıllar boyunca geçirdiği değişiklikleri de biliyorum müessesenin. Gerek iç dekorunda, gerek yeni bölümlerin ilavesinde söz gelimi pideci ve tatlıyı sadece buranın vitrine hasretmedi. Ayrıca Türk tatlılarından böyle koleksiyon gibi bir tatlıcı dükkanı da yana açtı. Ama dükkanla kapısı ortak. Fehmican Bey, 100 çeşit yemek var. Evet. Biliyorsunuz esnaf lokantalarının klasik yemeklerinin dışında siz de her gün değişik yemekler vermek istiyorsunuz. Ben diyorum ki 100 çeşit çok değil mi? Siz ne diyorsunuz? Şimdi bizim için önemli olan çeşit. Biz 100 çeşit her gün misafirlerimize yemek sunuyoruz. Çünkü bizi burayı tercih etmenin en büyük etkenlerin sebeplerinden biri her gün 100 çeşit yemek çıkartmamız. Bir dolmamızı, ciğer sarmamızı veya işte ne bileyim yanya köftemizi, paşa kebabımızı tatan bir insan değişik lezzetlere geçtiği zaman neredeyse 3 ay sonra tekrar o ilk yediği yemeği tekrar başa dönüyor. Yani müşteri burada bizde en büyük özellik geldiği zaman aradığı şey çeşitlilik. Biz çeşit çok yapıyoruz. 100 çeşit yemek çıkartıyoruz ama porsiyon adedimiz, sayımız az. Yani çıkarttığımız yemeklerde aşağı yukarı 8-10 çeşit porsiyon veya 12 porsiyondan fazla yani yemek çıkartmıyoruz. Yani butik yapıyorum diyorsun. Az yapıyoruz. Hemen öğlen servisinde birçoğunu tüketiyoruz. Tabii bazılarının devamı gün içerisinde çıkıyor, ilave oluyor ama ağırlıklı olarak bizde yemekler 8-10 porsiyon şeklinde çıkar ve onları taze taze bitirir. Akşam servisine ilave yemeklerimizi yapar, akşam servisine hazırlığımızı yaparız. Şimdi genelde esnaf lokantaları biliyorsunuz saat 4 gibi 5 gibi paydos ederler. Ama burası akşam servisi de veriyor. Hepsinden önemlisi cumartesi de pazarda yani haftanın 7 günü hizmetinde. Evet, o zaman tabii yemeklerin bayatlaması gibi bir sorun ortaya çıkmıyor. Şimdi biliyorsunuz bu 100 çeşitten bugünlük ben bunları seçtim. Neyi seçtim? Efendim kış ya. Yazın bile ben içerim bu çorbayı. Paça çorbası. Kış sebzesi yaz sebzesi de kalmadı ama artık yine de etlisi kışın yapılır. Evet. Lahana sarması. Ondan sonra yine böyle ilk başta acaba bu enginar mı diyorsunuz? Hayır, bu bizim klasik kerevizimiz. Zeytinyağlı kereviz. Rahmetli babam, herhalde babaannemin tesiri şey yapardı. Kuşbaşı etle. Evet, sıcak. Sıcak sıcak olarak, yapardı. Evet. O da hafif ekşimsi tatta olurdu. Burada da tabii siz meyve suyu kullanabiliyorsunuz. Evet, portakal. Portakal suyu. Evet, yine babalardan iç pilav. İç pilav fıstıksız ve ciğersiz olmaz. Şimdilerde bazı neler çakma iç pilavlar var. Fakat sarmanın yanında dileyen yoğurdunu kullanır efendim.
Peki bu ne? Açıl susam açıl. Pandora'nın kutusu. Ne çıkacak bakalım? Bu da unutulmuş lezzetlerden biridir. Yani daha çok evde yapılıyor evet, son evde zamanlarda. Bu gördüğünüz kuzu gömleği. Kuzu gömleği. Yani karından zar. Ve bunun içinde nefis Edirne usulü bir ciğer sarma. Yani küçük küçük kıyılmış evet. Ciğer. Efendim şeyimiz var içinde, pirincimiz var, baharatımız var ve de naneydi. Evet. İşte maydanozdu, ne biraz da yeşilliği var. Evlerde baş yemek, düğünlerde de olabilir. Evet bir de babadan kalma ekmek kadayıfı. Manda kaymağıyla. Şimdi kadayıf deyip geçmeyelim, bir sürü kadayıf var. Tel kadayıf var, işte Antep usulü kadayıf var, sütlü kadayıf var eski evet. Osmanlı usulü. Ekmek kadayıfında fazla bir fantezi yoktur, klasiktir. Ama önemli olan onu pişirmektir değil mi? Pişirmek, şerbetini iyi vermek, hakiki evet. Şekerle yapmak. Evet. Bunlar önemli yani çok ağdalı olmayacak, yapış olmayacak. Ve şerbetini çok fazla şey yapmayacaksınız, vermeyeceksiniz. Yani ağır gelmeyecek. Yediğin zaman boğazı yakmayacak. Ve kaymağı da mümkünse taze olacak. Taze ve manda kaymağı olacak. Biraz araştırıp bulacağız yani. Evet. Manda kaymağını koyacağız. Siz lüle kaymaktan evet, kullanıyorsunuz. Lüle kaymak, evet, ben paket kaymak pek sevmiyorum. Lüle kaymağı tercih ediyorum. Geleceğini nasıl görüyorsunuz bu her şeyin akışkan, her şeyin sıvılaştığı, değerlerin çabuk yitirildiği, bilinmediğin çabuk unutulduğu dünyada tencere mutfağının geleceğini, yani Türk usulü evet. Tencere mutfağının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Valla ben şöyle söyleyeyim, aslında evet fast food'a tabii çok büyük bir ilgi olabilir ama benim gözlemlediğim son 10-12 senedir gençlerimiz yani bize yaş ortalaması dediğiniz gibi evet biraz yüksekti. Ama son 10-12 senedir bunun tam tersine dönmeye başladı. Ve gençler de artık sulu yemeye ve sağlıklı beslenmeye daha önem veriyorlar. 15-20 yıl önce evet dediğiniz gibi gençlerimiz daha ziyade fast food'a yöneliyorlardı. Fakat şu son dönemde gençlerimiz fast food'tan artık bence bıktı herhalde veya artık onların sağlıksız olduğunu düşünüyor, biliyor, öğrendi. Yemek alışkanlıkları da değişti. Şimdi bir de esnaf lokantasının özelliği çok pahalı olmamasıdır. Evet. Peki bu hayat pahalılığı karşısında özellikle et Türkiye'de çok pahalı. Evet. Kaliteyle fiyatı nasıl dengeleyebiliyorsunuz? Yani bayağı maharet istiyor değil ya mi? O kolay değil tabii. Yani hakikaten yani çok kaliteyi zor. Düşürmeden. Kaliteyi düşürmeden. Yani biz birazcık da kendimizden ödün vererek yani kullandığımız malzemeye göre yine fiyatlarımız makuldür. Çok yüksek rakamlar değildir. Yani ulaşılabilecek rakamlardır. O yüzden yani ortalama sizde kasada o ortalamaları veriyor çünkü kasası. Evet. Kaç liraya çıkılıyor? Yani bir kişi kaç liraya? Bir öğlen yemeğinde. Et mi yiyecek, sebze mi yiyecek? Hayır, tabii yoksa... o var. Ama etliler de, sebzeliler de. Şöyle bir rakam ya, verseniz. Eğer et yemeği, ve pilavı, çorbası olursa aşağı yukarı 40 TL gibi. Evet. Ama bu sebze olursa neredeyse yarı yarıya düşüyor gibi. 20-25 liraya düşüyor. Ne bileyim bir dolması olur, ıspanağı olur veya kış sebze neyse sebzesi, pilavı ve çorbası. Yani 25 lira, çok ucuz 30 lira. Değil. Değil. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki 5 evet. Liraya ayran da veriyor, tavuk döner de veriyor. Yani bilmem anlıkta bir onun kalitesi. 6-7 lira 3 kap yemek de veriliyor tabii. O da veriliyor evet. Ama hem kaliteli yiyeceksiniz hem sağlıklı yiyeceksiniz. Tabii yani ne yiyeceğinizi çok iyi bilmelisiniz. Yani kullanılan yağlar, kullanılan etin cinsi, yani sebzeler, yani bunlar önemli yani kullandığınız şey. Yanlış bir iş seçmişim diye düşündünüz mü hiç? Yok hiç düşünmedim. En güzel bu. Yani gelecekten evet, yani zaten umut bizim varsın. Zor zoraki yapılmaz. Yani zoraki yapılmaz. Tabii biz üçüncü kuşak dedemizden babamıza, babamızdan da bize geçti. Biz de tabii çok küçük yaşlarda geldik. Dükkanımıza. O şeyi aşıladılar bize yani babalarımız. Ben geleli 20 yıl oldu canım ilk geldiğimde. İlk geldiğiniz zaman da ben buradaydım. Evet. Tabii aşağı yukarı 25-30 senedir geliyorum. Bu küçük yaşta da olmazsa ve sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Yani dediğiniz gibi bir tatilimiz yok. Mesai saatlerimiz bizim uzundur. Seveceksiniz, severseniz de güzel işler çıkıyor ve devamı geliyor.
Gördünüz yemekler ne kadar baştan çıkarıcı. Ben her zamanki gibi sadece tatmak ve bakmakla yetiniyorum sizler adına. Ama esnaf lokantasını hem ruhu hem kokuları hem de semti karşımıza çıkıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Yokuşu çıktım. Altı yoldayız. O yokuşu çıkarken dedim ya nostalji benim için Kadıköy. Kısa pantolonlu halimi hatırladım. Yeni ne var? Evet, buranın meşhur boğası var. Benim kısa pantolonlu halimde olmayan meşhur boğası. Kadıköy'ün kült noktalarından biri. Herkes önünde selfie çektiriyor. 8-10 yaşında bir çocuğun gözündeki semt farklı. Şimdi belli bir yaşa ulaşmış bir kişi olarak tabii farklı. Ama Kadıköy yine Kadıköy. Belki çok daha kalabalık, daha modern diyeceksiniz belki de. Bilemiyorum modernliği. Çünkü nasıl Osmanlı-Türk mutfağı tartışmalarında İstanbul mutfağı diye biz tercihimizi hep koyuyoruz. Aynı şekilde de Kadıköy İstanbul'un nadide semtlerinden biridir diyelim. Ve bu programı burada sonuçlandıralım. Fakat ne diyeceğiz? Madem esnaf lokantası izliyoruz sadece ve semtle bütünleşmiş esnaf lokantası izliyoruz. Bildiklerimiz çok ama bilmediklerimiz de var. Bazıları biz burada 20 yıldır iş yapıyoruz, semtle bütünleşmişiz diyorlarsa İstanbul'un çeşitli semtlerinde size söz, oraya da geleceğiz. Sizi ziyaret edeceğiz. Bir sonraki programa efendim.